Söylediklerimiz teker teker gerçekleşmeye devam ediyor sevgili dostlarım. Sabırlı olanlar ve sakin olanlar kazanmaya devam edecekler. Sabırsız olanlar, panik yapanlar ve en önemlisi açgözlü olanlar da kaybetmeye devam edecekler. Özellikle böyle bir dönemde. Bunun gayet basit nedeni şu. Bir anda düşüyor ve panik halinde ne yapmalıyım? Eyvah kaybediyorum psikolojisine kapılmaya başlıyorsunuz. Ve işte o psikolojide sizin çok hatalı kararlar vermenizi beraberinde getiriyor. Gördüğünüz gibi altında yükseliş başlayacak demiştim. Hızlı bir yükseliş olacak demiştik. Ve 1536 dolar seviyesine geldi. %2,51'lik bir yükseliş var şu anda. Daha da yükselmeye devam edecek. Bu arada dolar da yükselmeye devam ediyor. Orada da 6.60 seviyesini gördük. Şu anda da 6.59.94 seviyesinde. Diğer taraftan Euro'ya bakıyorum. 7.12. Euro dolar paritesi 1.08'i zorluyor yukarıya doğru. 1.08'in üzerinde kalırsa belki bir kez daha 1.12 seviyeleri zorlanacak. Anladığım kadarıyla 1.12-1.06 aralığında götürüp getirmeye çalışacaklar. Ama sonuç itibariyle eğer ki 1.08'in üzerinde kalınmazsa ve 1.06 bir kez daha zorlanırsa bu kez gerçekten paritenin yer değiştiğini görebiliriz. Sonuç itibariyle şunu anlatmaya çalışıyorum sevgili dostlar. Sakin olun, sabırlı olun, uzun vadeli işlemler yapın ve açgözlü olmayın. Yani kaldıraçlı işlemlerden uzak durun. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Sırayla bir bakalım. Bundan sonraki süreçte ne olabilir konuşacağız ve bugün ne durumdayız biraz ona bakalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Teknik nedenler tamamen ortadan kalkmış durumda. Evet ben sizlere bir takım yerler söylüyorum. Mesela 6.80 diyorum, 7.20 diyorum, paritede 1.07 diyorum. 1.14'e dikkat çekiyorum. Ya da altının onsunda 1480'in altı kırılmadığı sürece yukarıya hareketlilik devam edecek diyorum. Evet bunlar teknik olarak destek ve direnç noktaları ama öbür taraftan bakıldığı zaman piyasaları belirleyen şeyler çok değişti arkadaşlar. Ve piyasaların hareketleri de çok değişti. Düne kadar Amerikan borsalarında, Avrupa borsalarında öyle %8'lik, %9'luk hareketler görmezdik. Yukarıya ya da aşağıya fark etmez. Genel itibariyle %1. %0,5, maksimum %2'lik hareketler çok ciddi hareketler olurdu. Şimdi bir anda %8 düşen bir borsa, %10 yükselen bir borsa karşımıza çıkabiliyor. Keza bütün piyasalarda bu böyle aslına bakarsanız. Petrol fiyatına bir bakıyorsunuz bir gün %30 düşüyor, ertesi gün %25 yukarıya doğru hareket ediyor. Altına bakıyorsunuz 100 dolar yukarıya çıkıyor, 100 dolar aşağı iniyor falan. Onun için çok teknik nedenlerin konuştuğu bir ortamda değiliz. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Ama diğer taraftan bir takım gerçekler de çok açık bir şekilde önümüzde duruyor aslında. Fed'in ya da diğer merkez bankalarının her gün yaptığı o parasal genişleme açıklamaları belki bundan 2 yıl önce geliyor olsaydı mesela doları bir anda aşağıya düşürebilirdi. Ya da altına çok daha ciddi talebin gelmesini beraberinde getirebilirdi. Petrol fiyatlarını fırlatabilirdi. İnsanlardaki talep etkisini arttırabilirdi falan. Şirketleri daha rahat ettirebilirdi. Ama bugün öyle değil arkadaşlar. Yani Fed veya diğer merkez bankaları ne kadar faiz indirimi yaparlarsa yapsınlar ya da ne kadar parasal genişlemeye giderlerse gitsinler ki bugün Fed ne dedi? Sınırsız parasal genişleme yapacağım dedi. Hiçbir işe yaramayacak. Yani bildiğimiz manada işe yaramayacak arkadaşlar. Onu söylemeye çalışıyorum. İstediği kadar şirketlere para versin. Tüketim olmadığı sürece şirketlerin büyümesi bu saatten sonra balon büyümesidir. Üretimin de olma ihtimali çok düşük bu koşullar içerisinde. Şöyle düşünün. Yani insanlar evlerine kapanmış oturuyorlar. İnsanlara, şirketlere gitmeyin diye devletler sürekli açıklama yapıyor. Fabrikalar ister istemez kapalı. Fabrikaların kapalı olduğu bir ortamda siz firmalara finansal destek verseniz ne olur, vermeseniz ne olur? O verdiğiniz finansal destekler maksimum vergileri ödemeye yarar. Ki pek çok şirket de kazanmadığı halde vergi ödemek istemeyeceği için, borçlanmak istemeyeceği için merkez bankalarının para vermesi çok da fazla bir şey ifade etmeyecek arkadaşlar. Diğer taraftan insanların büyük bir bölümü zorunlu ihtiyaçları dışında bir alışveriş zaten yapmayacaklar, yapamayacaklar. Diyorum ya, sokağa bile çıkamayan insanlardan bahsediyoruz. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada durum aynı. Yani Almanya'ya gidiyorsunuz, Almanya'da da durum aynı. Fransa'ya gidiyorsunuz, Fransa'da da durum aynı. İtalya'ya gidiyorsunuz. İtalya'da da durum aynı. Amerika'ya gidiyorsunuz. Amerika'da da durum aynı. İnsanlar tüketmediği sürece, şirketler üretmediği sürece merkez bankalarının piyasa piyasaya verdiği para bir tek şeye yönelir arkadaşlar. O da tasarruf. Evet, sadece tasarrufa yönelir. Şirketlere ucuz kredi verirsiniz, 0 faizli kredi verirsiniz, şirketler bunu tasarrufa yönlendirir. Ne makine alır, ne üretime yönelir, ne stoklarını arttırır. Sadece ve sadece bu parayı alır ve blok halde en güvenli limana taşır. En güvenli liman neresi peki? Tabii ki dolar ya da tabii ki altın. 2 tane önemli güvenli liman var. Ve bu güvenli limanda da ilk kriteri ne olur? Gerek şahısların gerek şirketlerin nakitte kalmak. Evet, yanlışlıkla bir yerlere kaçmak, gitmek zorunda kalırlarsa ya da acilen bir ihtiyaçlarını gidermek zorunda kalırlarsa ceplerinde, hemen ellerinin altında paranın bulunması. Onun için bu dönem nakit kral dönemi arkadaşlar. Ve bu nedenle de insanların pek çoğu nakitte kaldığı için, bu arada altın da bir nakit, onu da unutmayın. Yani altın veya dolar alarak dünyanın her yerinde geçerli olabilecek bir paraya sahip olmak istedikleri için artık faiz getiri falan filan önemli değil bakın burada. Önemli olan ceplerinde paranın bulunması ve bunu istedikleri zaman, özellikle zorda kaldıkları zaman harcayabilme içgüdüsü. Bir dürtüyle hareket ediyor bütün insanlık. Bunu unutmayın. Hayatta kalma dürtüsü. Ayakta kalma değil bakın. Hayatta kalma dürtüsünden bahsediyoruz. Ve bu dürtü ile hareket ettiği için herkes dolar veya altın alıyor. Bu talepte hem doları hem de altını yukarıya doğru taşımaya devam edecek arkadaşlar. Onun için dolar yükselecek diyorum. Onun için altın yükselecek diyorum. Düne kadar dolar sadece Türkiye'nin meselesiydi. Bugünse artık bütün dünyanın meselesi haline geldi. Onun için dolar hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Dolar endeksinin yükselmesinin arkasındaki neden de bu. Altın da aynı nedenlerle yükselmeye devam ediyor ve edecek. Altında bir geri çekilme oldu, kabul ediyorum. Ama bu geçici bir geri çekilmeydi. Ve bir anda 1660'ın üzerine çıkan bir altın fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Ve bugün de 1541 dolar seviyesinde bir altınla karşı karşıyayız. Söylediğim gibi Fed'in ve merkez bankalarının parasal genişleme açıklamaları bu iki enstrümanı yükseltmeye devam edecek ve çok sert yükselişlerle karşı karşıya kalacağız. Dolar bir anda Türkiye'de 8 liranın 9 liranın üzerine bile çıkabilir arkadaşlar. Dediğim gibi ama bu artık sadece Türkiye'nin bir meselesi olmaktan çıktı. Bu bütün dünyanın meselesi haline geldi. Türkiye için tabii ki daha kritik, çünkü Türkiye'nin ekonomik problemleri daha fazla dünyaya göre. Bizim geçmişten bugüne taşınan çok ciddi ekonomik sorunlarımız var. Ve ne yazık ki şu ana kadar yaptığımız bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Keza Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da, ekonomiyle ilgili açıklamalarına baktığımız zaman tamamen çok ciddi bir fiyaskoyla karşı karşıya olduğumuz ortada. Bu işe çok ciddi hazırlıksız yakalandığımız ortada. Hastalıktan bahsetmiyorum bakın. Olayın ekonomik kısmına çok ciddi hazırlıksız yakalandığımız görüşündeyim. Bu bizim finansal piyasalarımızın ve ekonomimizin daha da ciddi bir şekilde sarsıntıya gireceğinin çok net göstergelerinden birisi. Bu nedenle dünyada 1 artıyorsa dolar veya altın, Türkiye'de 2 artacak. Gelelim gram altın, çeyrek altın meselesine. Bakın ne dedim size? Dolar fiyatı yukarıda kaldığı sürece, dolar yüksek kaldığı sürece, bir de uluslararası piyasalarda altının onsu arttığı sürece çok ciddi sıçramalarla karşı karşıya kalacağız dedim. Ben bunu söylediğimde 310-12 lira civarında bir altın fiyatı vardı. Gram altından bahsediyorum. Yarın uyandığımızda, evet bu videoyu bugün izliyorsunuz. Yarın uyandığımızda 330 liranın 340 liranın üzerinde olan bir altın gram fiyatıyla karşı karşıya kaldığınızda hiç ama hiç şaşırmayın. Size ta cuma günü söyledim bunu. Hatta perşembe günü söyledim. Altında çok ciddi sıçrama hareketleri olacak dedim ve nitekim oraya doğru gidiyor. Bakın videoyu çekerken bile 1520 dolar seviyesinde olan altın ons fiyatı 1545 dolar seviyesine geldi. Hızlı bir yükseliş var. %2.94'lük yukarıya hareket görüyoruz. Diğer taraftan borsadaki çöküş devam ediyor ve devam edecek. Bakıyorsunuz Dolar düşmüyor. Hani vardır ya bir tevatür. Altın yükselir, dolar düşer, dolar yükselir, altın düşer. Evet, bir tatravalli etkisi vardır ama bugünkü koşullarda çok geçerli değil ve göreceksiniz dolar da altın da eşgüdümlü yükselmeye devam edecek bu süreçte. Altın yatırımcıları, özellikle gram altın ve çeyrek altın yatırımcıları, tabii Cumhuriyet altını, ata altın da bu işin içerisinde, çok ciddi karlılıklarla karşı karşıya kalacaklar. Tekrar videonun en başına geri dönelim. Kim kazandı bu süreçte? Bizi dinleyenler. Yani bakın, rakamsal olarak bizi dinleyenlerden bahsetmiyorum. Bizi psikolojik olarak dinleyenler, dürtülerinden uzaklaşanlar, sakin olanlar, panik yapmayanlar, açgözlülük yapmayanlar, aceleci davranmayanlar bu süreçte kazandı. 301 liraya kadar düştü altının fiyatı. O dönemde bile sizlere şunu söyledim. Sakin olun, hiç paniklemeyin, rahat olun. Çünkü altın fiyatlarında çok ciddi sıçramalarla karşı karşıya kalacağız. Aynı zamanda dolar da yükselmeye devam edecek. Sakin olanlar bu dönemde kazanacaklar dedim. Ve bu sözü dinleyenler şu anda karlı tarafta oturuyorlar. Sadece bir hafta, belki birkaç gün beklediniz. Yeter ki paniklemeyin arkadaşlar. Yeter ki korkularınızla ve dürtülerinizle hareket etmeyin. Bu dönemde en çok kaybedenler korkularıyla, dürtüleriyle hareket edenler, bunu unutmayın. Bakın, altının onsu 1543 dolar. Şu anda dolar 6 lira 60 kuruş seviyesinde. Gram altına bakıyorum. Gram altında 325 liraya gelmiş durumda. Cuma günü 310 lirayken altınınızı satmış olsaydınız zararınızı realize etmiş olacaktınız ve bu yükselişten yararlanamayacaktınız. Sadece bakacaktınız ve kendi kendinize hayıflanacaktınız. Ve keşke diyecektiniz. Keşke satmasaydım. Keşke biraz daha sakin davranabilseydim. Ama artık iş işten geçmiş olacak. Dolayısıyla sevgili dostlarım, sakin kalmaya devam edin. Kim ne derse desin. Altın da, dolar da önümüzdeki günlerde yükselmeye devam edecekler. Çünkü başka bir alternatif yok artık. Bakın, tüm dünya için konuşuyorum ama Türkiye bunun başında yer alıyor. Böyle bir ortamda kimse borsada kalmaz. Böyle bir ortamda kimse kalıcı bir yatırıma girmez. Ev almaz, toprak almaz. Satmaya çalıştığı zaman satamayacağı hiçbir şeyin içinde olmak istemez. Böyle bir dönemde herkes keş olana döner. Nakite döner. Nakit dediğimiz zaman da karşımıza sadece iki enstrüman çıkıyor. Uluslararası çapta bakıldığı zaman, ulusal çapta değil, uluslararası çapta baktığımız zaman sadece iki enstrüman çıkıyor karşımıza. Bunlardan birisi dolar, birisi de altın. Onun için mecburen yükselmeye devam edecek her iki enstrümanda. Peki hedef ne? Valla normal koşullar içerisinde 6.80 doların ilk hedefi. Normal koşullar içerisinde. 6.80'den sonra panik hareketi başlar ve 7'nin üzerine atar kendisini. Stoplar hızlı bir şekilde patlarsa da bir anda 8 liranın üzerinde bir dolar görebiliriz. Altına gelince, altında da 1540'ın üzerinde kaldığı sürece, hele ki 1580'in üzerine kendisini attığı sürece 1660, 1660'dan sonraki 1700 artık kırılma noktasıdır ve 1700'ün kırılması ile birlikte yeni rekor denemeleriyle karşı karşıya kalırız altının onsunda. Ve doğal olarak gram altın fiyatı da bir anda 400 liraların üzerine çıkabilir arkadaşlar. Artık 380 bile değil, bakın, 400 liranın üzerine giden bir gram altın fiyatıyla karşı karşıya kalabiliriz. Hem de çok yakın bir zaman içerisinde. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Katıl butonuna basarak katıl üyemiz de olabilirsiniz. Mavi alan, sarı alan, kırmızı alan, yeşil alan ya da mor alan üyesi olabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.